Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İtalyanlara has olan, çok güzel, çok lezzetli olan bir çositti tarifini vereceğim. Malzemelerimiz 4 tane yumurtamız var, 1 çay kaşığı karbonatımız, yarım çay kaşığı tuzumuz, 1 paket vanilyamız, 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tuzumuz var. 3 yemek kaşığına yakın balımız var. Şöyle bir 100 gram kadar kuru kayısımız var. Onu küçük küçük karelere doğradık. Şöyle bir kase ben dut ve üzüm kullanacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir su bardağı cevizimiz ve unumuz var. Öncelikle unumuzu kasemizin içerisine alalım. Karbonatımız ve tuzumuzu da ilave ettikten sonra şekerli vanilyamızı ilave ediyoruz üzerine ve kabartma tuzumuzu ilave ediyoruz. Onu bir güzel karıştıralım öncelikle bütün malzemelerimizi. Bu arada fırınımızı 160 dereceye aldık. Isınmaya bıraktık. Onu da belirteyim. Zaten bu Bicosetti'nin özelliği iki kere fırınlanması anlamına geliyor. Bunu bir kenara koyduktan sonra yumurtalarımızı bir derin kasenin içerisine kırıyoruz. Yumurtamızı kasemizin içerisine koyduk. Onu önce bir rondoyla çekelim. Sonra üzerine balımızı ilave ediyoruz. Yumurtamızı çırptık balla beraber, onu şimdi unumuzun üzerine dökelim. Hamurumuzu yoğurduk. Tezgahımızın üzerine unumuzu serdik. Gördüğünüz gibi şimdi arasını açıyoruz ve bütün malzemelerimizi içine koyuyoruz. Güzelce bunları bir harmanlayalım. Yedirelim birbirine. Son olarak kuru kayısımızı da koyuyoruz içerisine. Gerçekten bol malzemeli, kışın çay ve kahvenin yanında harika olan bir tarif. Bütün malzemelerimizi birbirine yedirelim. Dökülen malzemelerimizi topluyoruz ve içine katıyoruz.
Hamurumuzu gördüğünüz gibi toparladık. Yağlı kağıdın arasına koyduktan sonra onu güzelce şekillendirelim. Hafif hafif sıkarak son şeklini verdik. Şimdi önceden ısıttığımız 160 derecelik fırına verip yaklaşık bir 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Evet, fırınımızda gördüğünüz gibi beklediği bir 20 dakika kadar. Şimdi bu soğuduktan sonra keseceğiz. Tekrar fırına vereceğiz. Biraz bekleyelim soğusun ondan sonra. Evet. Gördüğünüz gibi biraz soğudu. Şimdi çok dikkatli bir şekilde keserek tepsimizin içerisine alıyoruz. Yaklaşık bir 20-25 dakika daha yüzü hafif böyle kızarıp pembeleşmeye başladı mı fırınımızdan çıkaracağız. Evet değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi gevreklerimiz çıktı fırından. Diğer adı da zaten Selanik gevreği. Çok lezzetli, hayır hayır olmuş. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile her şey YouTube ve kanalıma abone olmanızı, zillerimizi açmamızı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.